Değerli çocuklar merhaba. Bugün sizlerle Türkçemizde çokça kullanılan eş sesli kelimeleri tanıyacağız. Ve vereceğimiz örnek kelimeler ile konuyu daha iyi anlamış olacağız. Evet, evvela nedir eş sesli kelimeler? Tanımına bakıyoruz. Yazılışı ve okunuşu aynı olduğu halde anlamı farklı olan kelimelere eş sesli kelimeler diyoruz. Evet, önemli olduğu için tekrar ediyorum. Yazılışı ve okunuşu aynı olduğu halde anlamı farklı olan kelimelere eş sesli kelimeler veya eş sesli sözcükler diyoruz. Evet, ilk örnek kelimemiz kaz olsun. Bakın, kaz kelimesinin ilk anlamı nehirde veya bir gölde yüzen kaz, bir de herhangi bir çukuru kazmak anlamında kullanıyoruz. Bakın, bunu cümle içerisindeki kullanımına göre anlamlandırıyoruz. İkinci örnek kelimemiz yol. Yol kelimesinin birinci anlamı üzerinden insanların, araçların geçtiği, insanları bir yerlere götüren yol. Bir diğeri ise bir nesneyi, tüyü ve benzeri şeyleri yolmak anlamındadır. Evet, kelimemiz kara. Kara kelimesinin birinci anlamı renk, bir diğer anlamı ise toprak parçası. Bakın, bütün bu eş sesli kelimeler cümledeki kullanımına göre anlamlandırılmaktadır. Evet, bir diğer eş sesli kelimemiz yaz. Bakın, yaz kelimesi mevsim anlamında da kullanılmaktadır veya kağıt kalem ile yazmak anlamında da kullanılmaktadır. Evet, bir diğer örnek kelimemiz düş. Düş kelimesi rüya anlamına geldiği gibi bir yerden düşmek anlamına da gelmektedir. Evet, diğer örnek kelimemiz at. Evet, at kelimesi hepimizin sevdiği atlar, hayvan olarak atlar var. Bir diğer ise arkadaşlar bir nesneyi atmak anlamı var. Evet, diğer örnek kelimemiz it. Evet, köpeklerin diğer ismidir aynı zamanda. Bir de arkadaşlar bir nesneyi itmek anlamında da kullanılmaktadır. Diğer örnek kelimemiz gül. Evet arkadaşlar, bir gülümsemek var, gülmek var. Bir de çiçek olan gül var. Evet, bir diğer örnek kelimemiz kır. Kır kelimesini yeşil alan olarak da anlıyoruz veya bir nesneyi kırmak olarak da anlıyoruz. Biraz önce dediğimiz gibi cümledeki kullanımına göre değerlendiriyoruz. Evet, bir diğer örnek kelimemiz sal. Sal kelimesini bir nesne yukarıdan aşağıya salmak olarak da anlıyoruz veya nehirde, denizde kayık olarak da anlayabiliyoruz. Evet, diğer örnek kelimemiz çay. Evet, çay nehir anlamında da kullanılabiliyor. Nehir, dere anlamında da kullanılabiliyor veya içtiğimiz çay anlamında da kullanılabiliyor. Evet, bir diğer örnek kelimemiz el. Evet, bildiğimiz vücudumuzdaki el var. Bir de yabancı olarak da eli anlıyoruz. Evet değerli arkadaşlar, umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Tabii şunu da unutmayalım. Eş sesli sözcükler sadece iki anlamı değil, bazen birçok anlamı da bulunmaktadır. Evet, şimdilik Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bu videoları arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.